Bütün bu yapılarda en çok gördüğünüz profil türü hangisi? Meşhur I profili. Resimlerde de gördüğünüz üzere en çok kullanılan profil türlerinden biri. Buna I profili diyoruz çünkü profilin kesit alanı İngilizce'deki büyük I harfini andırıyor. Peki mühendisler profil kullanımında neden bu harfi tercih ediyorlar? Neden başka bir harf değil de I harfi? Diyelim ki iki ucundan da desteklenmiş şöyle bir köprü yapmak istiyoruz. İlk olarak kesit alanı dikdörtgen olan bir köprüyü inceleyelim. Köprünün üzerine etkileyen birçok kuvvet olduğu için mesela yerçekimi kuvveti köprüye etki ediyor. Dolayısıyla kendi ağırlığı köprüyü aşağı çekiyor. Bu arada üzerinde farklı kuvvetler de olabilir. Mesela köprünün üzerinde araçlar gidebilir. İşte bütün bu kuvvetler köprüyü aşağı doğru itiyor. Ve aşağı doğru olan bu kuvvetler sonucunda köprü şu şekilde bir şekil değiştirmeye uğrayabilir. Tabii ki köprüde oluşan eğilme bu kadar fazla olmayabilir ama yine de bir miktar eğilir. Maddelerin dışarıdan etkileyen kuvvetler etkisinde şekil değiştirdiğini öğrenmiştik. Böyle bir şekil değiştirme olduğu zaman madde tekrar eski haline gelmek ister. Ve bunu yapmak için burada yenileyici kuvvetler oluşur. Bunun sonucunda da köprünün üzerindeki zorlanma artar. Hatta eğer zorlanma belli bir değeri aşarsa, mesela bu köprünün şeklini çok fazla değiştirirsek, o zaman bütün köprü yıkılabilir. Şimdi sormak istediğim soru şu. Böyle bir eğilmeye karşı ne yapabiliriz? Elbette bu köprünün yıkılmasını istemiyoruz ve eğilmeye karşı direnmesini istiyoruz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bunun için ilk olarak sezgilerimizle başlayabiliriz. Şu şekilde ince bir çubuğumuz olduğunu düşünelim. Bunu eğmenin ve kırmanın oldukça kolay olduğunu biliyoruz, değil mi? Ama eğer elimizde kalın bir çubuk varsa o zaman eğmek ve kırmak daha da zorlaşır. Öyleyse bu köprüyü sağlamlaştırmak için hemen kalınlaştırabileceğimizi söyleyebiliriz, değil mi? Bu köprüyü şöyle kalınlaştırabiliriz ve işimiz burada biter. Ama bu noktada şöyle bir problemle karşılaşıyoruz. Köprüyü kalınlaştırdığımız zaman daha çok malzeme kullanmış oluyoruz. Doğal olarak köprünün ağırlığı artıyor. Ve ağırlık arttığı zaman eğilme kuvveti de artıyor. Bu da bize problem oluşturuyor. Sadece bu da değil. Desteklerimizin de daha güçlü olması gerekiyor. Ve bunu bir yerden başka bir yere taşımamız gerektiğinde, yani bir yerde üretip başka bir yere taşımamız gerektiği zaman taşıması çok daha zor olur. Gördüğünüz üzere köprüyü kalınlaştırdığımız zaman birçok problem ortaya çıkar. Çözmemiz gereken problemden daha fazlasıyla karşılaşmış oluyoruz. Bu noktada şöyle bir çözüm uygulayabiliriz. Köprünün ağırlığını arttırmadan, içine daha fazla malzeme koymadan kalınlığını arttırmamız gerekiyor. Bu yapması imkansız bir şeymiş gibi duruyor, değil mi? Mühendisler bu problemle karşılaşmak zorunda kalmışlar ve bu en başta çözmesi imkansız bir problem gibi duruyor. Ama buradaki fiziği daha detaylı incelediğimizde güzel bir çözüm yolu bulabiliyoruz. Buradaki asıl nokta bu şekilde eğilmiş bir profilin içinde ne tür bir zorlanma olduğunu anlamakta gizli. Şimdiye kadar birkaç farklı zorlanma çeşidini öğrenmiştik. Mesela çekme zorlanması, basma zorlanması, kesme zorlanması gibi farklı zorlanmaları gördük. Eğer bu şeyler size yabancı geliyorsa geriye dönüp o videoları izlemeniz sizin için iyi olabilir. Özellikle de basma ve çekme zorlanması videolarını izlemenizi öneririm. Bu bilgilere şimdi ihtiyacımız olacak. O videoları izleyip buraya geri döndüğünüzde bu konuyu daha iyi anlarsınız. Ama o videoların hiçbirinde bu tür bir eğilmeden bahsetmemiştik. Bu yüzden eğilmeye biraz daha zor bir şeymiş gibi gelebilir. Aslında biraz öyle. Ama dikkatlice bakarsak burada ne tür bir zorlanma olduğunu görebiliriz. Ama bu sefer köprünün içinden şu şekilde hayali çubuklar geçirdiğimizi düşünelim. Bu çubuklar ne tür bir zorlanma ile karşı karşıya olduğumuzu anlamamıza yardımcı olacak. Aynı şekilde üzerindeki kuvvetten dolayı köprü eğildiğinde dikkat ederseniz çubuklar yukarıda birbirine yakınlaşıyor ama köprünün alt tarafında birbirinden uzaklaşıyor. Bu da şu anlama geliyor. Köprünün üst kısmındaki moleküller birbirine yakınlaşmış olmalı. Çünkü çubuklar da bu şekilde davranıyor. Moleküllere ne olduğunu anlamamıza yardımcı oluyorlar. Üst kısımdaki moleküller birbirine yaklaşıyor olmalı. Aynı şekilde alt kısımda ise moleküller birbirinden uzaklaşıyor olmalılar. Dolayısıyla en üst kısımdaki moleküller birbirine en yakın olan moleküller oluyor. Çubuklar da üst kısımda birbirine daha yakın. Benzer şekilde moleküller de birbirlerine yakınlar. İşte moleküller birbirine yaklaştığı zaman bu duruma sıkıştırma veya basma diyoruz. Şimdi maviyle işaretlediğim yeri görüyorsunuz değil mi? Çubuklar yukarıda birbirine yakınlaştığı için köprünün üst kısmı aslında bir sıkışma yaşıyor. Köprünün üst kısmı bir basınç altında. Maksimum basınç köprünün en üst kısmında gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada çok fazla zorlanma var. Çok fazla basma zorlanması var. Maksimum basma zorlanması bu kısımda. Ama dikkat ederseniz çubuklar alt kısımda nasıl birbirinden uzaklaşmışsa moleküller de aynı şekilde birbirinden çok uzaklaşmış durumdalar. Bu yüzden köprünün en alt kısmında maksimum çekme zorlanması olacak. Moleküller birbirlerinden çok uzakta oldukları için burada bir zorlanma meydana geliyor ve en alt kısmında da maksimum çekme zorlanması yani maksimum gerilme oluşuyor. Dolayısıyla bu kısımda da çok fazla zorlanma var. Dikkat ederseniz eğer merkeze doğru yaklaştığımız zaman basma azalıyor. Aynı şekilde gerilme de azalıyor. O zaman merkeze doğru gittiğimiz zaman sıkışma ve gerilme azalır ve tam merkezde ise sıkışma veya gerilme olmaz. Yani merkezde bir zorlanma yoktur diyebiliriz. Merkezde zorlanma yok. Şimdi içgüdümüze başladığımız noktaya geri dönelim. Çubuğu daha kalın yaptığımız zaman neden zor kırılıyor? Çünkü daha kalın yaptığımızda içine daha fazla malzeme ekliyoruz. O yüzden çubuğun eğilmeye karşı direnci artıyor. Çünkü bu sayede yenileyici kuvvetlerin büyüklüğü artıyor. Sonuçta çubuğu bükmesi daha zor oluyor. Ama burada eğilmeye karşı direnç oluşturmak için yalnızca üst kısımda daha çok malzemeye ihtiyacımız var. Çünkü üst kısımda basma zorlanması gerçekleşiyor. Ama aynı zamanda en alt kısımda da malzemeye ihtiyacımız oluyor. Bakın, merkezde fazladan bir malzemeye ihtiyacımız olmuyor. Çünkü burada herhangi bir zorlanma veya direnç uygulayan kuvvetler yok. Öyleyse neden merkeze malzeme harcayalım ki? İşte mühendisler böyle bir fikir bulmuşlar. Demişler ki bütün köprüyü daha da kalınlaştırabiliriz ama bunu malzeme ekleyerek yapmamıza gerek yok. Tek yapmamız gereken aradaki malzemeden kurtulmak. Çünkü bunlar herhangi bir direnç uygulamayacak. Malzememizi buraya harcamayalım. Merkezdeki bütün bu malzemeyi çıkaralım. Hatta her iki taraftan da merkezdeki malzemeleri çıkaralım. Merkeze oldukça ince tutalım. Ve çıkardığımız bütün bu malzemeyi üst kısma ekleyelim. Gördüğünüz gibi elimizde kalan en son şekil I harfi oluyor. Buna da I profili deniyor. Şimdi ne yapmış olduk? Zorlanmanın maksimum olduğu bölgeleri kalınlaştırdık. Bu sayede daha zor eğilmesini sağladık. Ama bunun için fazladan bir malzeme kullanmamıza gerek kalmadı. Dolayısıyla yeni şeklimizin ağırlığı bir önceki şeklin ağırlığıyla neredeyse aynı. Bu yüzden mühendisler bu şeklin eğilmeye karşı en etkili şekil olduğunu söylüyorlar. I profilleri sizce de muhteşem değiller mi?